Merhaba sevgili bitki dostlarım. Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. Bu videoda sulak alanların gezegenimiz için neden bu kadar önemli olduğu ve neden korunmaları gerektiği soruların cevabını bulabilirsiniz. Öncelikle sulak alan terimi suyla kaplı olan ya da ırmak ve derelerle devamlı olarak suyla beslenen arazi parçaları anlamında kullanılmaktadır. Sulak alanlar gezegenimizde biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan önemli ekolojik bölgelerdir. Sulak alanlar içinde göller, göletler, ırmakların oluşturduğu deltalar, bataklıklar, sulak çayırlar, mangrov ormanları ve diğer sularla çevrili ya da su altında kalan alanlar yer alır. Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi sayesinde çevre koruma, temiz su kaynaklarının yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitliliğin korunması gibi önemli küresel hedeflere katkı sunulabilir. 1971 yılında hayata geçirilen Ramsar Konvansiyonu, tüm dünyada sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için uluslararası bir çerçeve oluşturmuştur. Türkiye bu konvansiyonu 4 Şubat 1994 tarihinde imzalamış ve 4 Mayıs 1994 tarihinden itibaren de resmi olarak taraf ülke haline gelmiştir. Peki sulak alanları koruyarak tam olarak neye hizmet etmiş oluruz? Öncelikle sulak alanlar gerek tatlı su gerekse de tuzlu su ekosistemlerini içerebilir ve çok sayıda bitki ve hayvan topluluklarına ev sahipliği yapabilirler. Sulak alanlar birçok kuş, balık, sürüngen, amfibi ve böcek türünün ürediği, beslendiği ve göç etme alanları olarak kullandığı bölgelerdir. Dolayısıyla sulak alanları koruyarak tüm bu canlı zenginliği yani biyoçeşitliliği korumuş oluruz. Sulak alanlar aynı zamanda sulardaki kirliliği arındıran doğal filtre vazifesi görürler. Sudaki tortular ve kirletici unsurlar bu bölgelerde giderilerek temiz su daha büyük su kütlelerine ulaşır. Bu bölgeler biriktirdikleri karbon miktarıyla gezegenimizi sera etkisinden yani diğer bir deyişle günümüzde ne yazık ki daha belirgin hale gelen iklim değişikliğinin etkilerinden de korurlar. Sulak alanlar aynı zamanda tarımsal alanların sel, aşırı yağış ya da su baskınlarından zarar görmesini engelleyici, suyun akış hızını azaltan, toprak ve temiz su kaybını engelleyen bir bariyer görevi görürler. Sulak alanlar yaşam kalitemize doğrudan katkısı olan doğa yürüyüşleri, kuş ve kelebek gözlemi, balıkçılık ve fotoğrafçılık gibi hobilerle ilgilenebilmemize imkan sağlarlar. Bu bölgeler bilim insanlarının da gözlem ve doğa araştırmaları yaptıkları bölgelerdir. Ayrıca sulak alanlar civarında yaşayan halkların besin ve dolayısıyla gelir elde edebildikleri yerlerdir. Bu da ülke ekonomisine katkı sunar. Sulak alanlarda yetişen bitkileri merak ediyorsanız video açıklama kısmına bitki günlüğüm arşivinde yer alan bazı sulak alan bitkilerinin video linklerini bırakıyorum. Bunlara tıklayarak istediğiniz bitkinin videosunu izleyebilirsiniz sevgili bitki dostlarım. Tüm doğa severlerin ve bitki dostlarımın 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kutlu olsun. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.